Ankara'dan hepinize güzel bir pazar günü, güzel bir hafta sonu diliyorum efendim. Başkent kulisine hoş geldiniz. AK Parti'de kongre süreci başladı. Kamuoyunun da yakından takip ettiği iktidar partisi için bir süreç bu. AK Parti teşkilatlarında nasıl bir gelişme, dönüşüm olacak, olmayacak mı? Bunun kriterleri neler olacak? Nasıl bir dönem bizi bekliyor? AK Parti'nin teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Erkan Kandemir bugün konuğumuz. Kendisiyle hem bu süreci hem de siyasette diğer başka başlıklar da var. Onlara dair sorularımız da olacak. Konuşacağız. Hoş geldiniz Hoş Erkan Bey. bulduk. İyi sabahlar diliyorum. Çok Çok teşekkür teşekkür ediyorum. ediyorum. İyi Sağ olun. pazarlar. Siz AK Parti'deki gençleşme rüzgarının yeni yüzlerinden biri Yo, olarak takdim edebilir estağfurullah. miyiz sizi? Estağfurullah. Artık genç sayılmayız biz. Mehmet Bey, yani orta yaş kuşağına girdik diye düşünüyorum. Şimdi tabii seçilme yaşını 18'e düşününce bizde çok genç milletvekili arkadaşlarımız var. Onları görünce yani bizde 18-25 yaş arası kuşak sanki genç kuşak. Biz artık orta yaş kuşağıyız diye düşünüyorum. Fakat partinin içerisine yetişmiş, gençlik kollarından gelmiş. Başka arkadaşlarımız gibi bizim MYK'mızda genel sekreterimiz Fatih Bey, gençlik kollarından yetişme, araştırma gelişmeden sorumlu genel başkanımız Hamza Bey, gençlik kollarından yetişme. Yine çevre şehir kültür den sorumlu genel başkanımız Çiğdem Hanım. Bunlar MYK Siz yani en üst düzey. akran oluyorsunuz Evet, aşağı hepimiz yukarı, değil mi? Evet. akranız. Gençlik kollarından yetişme. Yani bunlar ilk aklıma gelenler. Bunların hepsi gençlik kolları formasyonundan, partinin kuruluşuna itibaren gençlik kolları kademelerinden yetişmiş. Yani okula orada başlamış Başlamış. arkadaşlarımız. Ve sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten de hem Türk siyaseti açısından bence son derece önemli. Hem de bizler açısından son derece önemli. Bu gelenekten gelen, parti içerisinde yorulan, siyaset yapma biçimini AK Parti'nin içerisinde görmüş, öğrenmiş, genç yaşta olup sorumluluk verebileceğine inandığı isimlerin önünü açma konusunda çok hem bizi cesaretlendiriyor Sayın Genel Başkanımız, hem de kendisi bu anlamda Türkiye'ye, Türk siyasetine örnek diye düşünüyorum. Başka bir siyasi parti yoktur zannımca kendi MYK'sına, en yakın çalışma ekibine. Başka genç arkadaşlarımız da var tabii. Yani Jülide Hanım da, işte Fatma Betül Hanım da, genç kuşak arkadaşlarımız var kuşkusuz MYK'mızın Bir içerisinde. karma oluyor herhalde. Tecrübe de aynı zamanda o masada parti yönetiminde o şimdi aklımıza gelen başka isimler de var. Tabii Onlar yani çok tecrübeli isimler de var. Ya yani şöyle bir tespitimiz vardı. Zannediyorum Ömer Bey söylemişti, Ömer Çelik. Çok da katıldığım bir tespit. AK Parti dünyadaki tüm siyasi hareketleri şöyle bir mercek altına alsak en fazla devlet insanı yetiştirmiş siyasi harekettir. Yani bütün dünyadaki örnekleriyle mukayese ederek söylüyorum demişti. Son derece yerinde bir tespit bana göre de. Gerçekten öyle. Çok tecrübeli isimler var bizim. Yani bürokraside görev verilmiş isimler var, milletvekillerimiz var, bakanlık yapmış isimler var, parlamentoda önemli görev yapmış arkadaşlarımız var. Bunların hepsi gerçekten de yani bir karma olarak baktığınızda bir tecrübenin tabii. orada tezahürü. Tabii bir de yani 2002'den 2020'ye bundan sonra yapılacak ilk seçimde AK Parti'nin iktidara geldiği gün doğanlar oy kullanacak gibi Tabii tabii 18. 18 sene. senemizdeyiz. Yani oradan baktığınızda 18 o gün 18 yaşında ilk defa oy kullananlar şimdi çoluk çocuğa karıştı. Peki o İşleri zaman güçleri var. şöyle bir soruyla ilerleyelim. Gençlerde yaşlar küçüldükçe AK Parti'ye oy verme oranı da düşüyor. Öyle değil Bu mi? tam olarak doğru değil. Yani böyle bir sağda solda fısıltı halinde konuşulan şeylerden bir tanesi bu. Fakat Yani bir bizim yönüyle şöyle birleştirelim isterseniz. Eğitim seviyesi arttıkça, yaş küçüldükçe AK Parti'nin oy alma kapasitesi daralıyor deniyor. bu doğru değil. Değil Yani diyorsunuz. çok kesin ve net olarak doğru değil. Biz kamuoyu yoklamalarında da görüyoruz bunu.
yaptığımız saha çalışmalarında da görüyoruz. Tabii AK Parti çok büyük bir siyasi parti. Toplumda iki kişiden birinin oyunu alıyorsunuz. %50 oy alan bir siyasi hareketten bahsediyoruz. Toplumun herkes bir de 18 sene boyunca %50'yi korumuşsunuz. Yani her gün üzerine koya koya gitmişsiniz. %35'lerle başlamışız. Üzerine koya koya gitmişsiniz. Böyle bir şey olsa zaten oy oranlarınız da teknik olarak aşağı inmesi lazım. Çünkü her yaş grubunda ortalama yaklaşık 1 milyon insan var. 18 senede 18 milyon seçmen yeni girmiş seçmen oluyor. Yeni seçmen girmiş oluyor. Dolayısıyla 57 milyon seçmen olduğunu düşündüğünüzde oy oranlarınızın aşağıya fark edilebilir şekilde düşmesi lazım. Bu doğru olsa eğer. Böyle değil. Genç arkadaşlar umuda, ümide bakıyorlar. Perspektifinize bakıyorlar. Dünyayla kurduğunuz ilişkiye bakıyorlar. Gelecek projeksiyonunuza bakıyorlar. Burada AK Parti yani hem kademelerinde bulunan genç kuşak arkadaşlar üzerinden hem de gerçekten de vizyon itibarıyla dünyayı okuma, yakalama, dünyadaki yeni trendleri takip etme, bu manada kendisini sürekli yenileyen bir siyasi hareket. Yani 2002'deki AK Parti'nin temel öncelikleriyle 2020 yılındaki temel öncelikler arasında fark var. Bunlar çok dünyaya entegre olduğunuzun, Türkiye'nin temel sosyolojik değişimini gördüğünüzün, temel meselelerindeki önceliklerde nasıl bir farklılık oluştuğunu gördüğünüzü müdür? Kuşkusuz. Dönüşüm yapabildiğini. Onun için zaten hala daha en güçlü siyasi hareket. Peki. Şimdi kongre süreci başladı. Evet. İlçelerden, beldelerden, illerden devam edecek bir süreç. Bu süreci ne tür kararlar alarak yürütüyorsunuz? Böyle bir soruyla başlayayım, daha sonra detaylandıracağım. Nasıl bir perspektifle hareket ediyorsunuz? Ne tür kararlar aldınız? Ne tür ilkeler belirlediniz? Ne yapıyorsunuz? En temelde tabii siyasi bir projeksiyonla meseleye bakıyoruz. Bizim için teşkilatlar çok önemli. Partimizin omurgası ve çok büyük bir aile bizde teşkilatlar. Yani 2 milyon 200 bin aktif arkadaşımız var. Sandık yönetim kurullarını da merkeze alarak söylüyorum. Gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla. Teşkilatlarda görev alanları. Tabii. Aktif görev alan. Aktif, evet. Yani üye sayımız 10 milyon 400 bin. Yani bunun 5'te biri bizim. Ortalama yaklaşık. Aktif, fiilen görev alan arkadaşlarımız. Bizde çok güçlü bir kadın kolları, çok güçlü bir gençlik kolları geleneği de vardır aynı zamanda. Ana kademelerdeki bütün kurduğumuz o kurgunun aynısı onlarda da vardır. Ve çok da güçlüdür. Tabii tüm bu kademeleriyle beraber AK Parti çok büyük bir aile. 2 milyon 200 bin aktif çalışanınız, toplantı yapan, Türkiye'nin gündemini tartışan, sizi meselelerinizi ele alan, yani hem gündelik siyaseti hem hedeflerinizi, projeksiyonlarınızı tartışan bir dev ailenin, büyük bir ailenin kuşkusuz ilk kongre sürecinde değerlendirmesi bir siyasal projeksiyonla başlıyor. Yani ne hedefliyoruz bu kongrelerden? Bu kongreler bizi nereye taşıyacak? Bu kadrolar, 7. olan kongre sürecimizde oluşacak olan kadrolarımız bizi 2023 seçimlerine ve hedeflerimize taşıyacak. Bizim kadrolarımızda yapacağımız takviyeler, değişimler kuşkusuz ilk defa bir yeni modele geçtik. Yeni hükümet nedir sistemimiz o? Var. Ha, o anlamda. Cumhuriyet, işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber biz demokrasi tarihimizde esasında çok önemli bir dönüm noktasını geride bıraktık. Bu sistemin bir ruhu var. Bu ruha uygun olarak tabii biz de yeniden teşkilat modelimizi de, modellememizi de, beklentilere uygun olarak hedeflerimizi de, dilimizi de, söylemimizi de tazeleyeceğiz. Her daim AK Parti kendini yenileyerek toplumun önüne çıkabilmiş bir siyasi hareket. Kadrolarıyla da böyle, hedefleriyle, eylemleriyle de böyle. Yine 7. olan kongre süreci kademe kademe bunu topluma hissettirecek. Biz kadrolarımızda bu çalışmayı yapıyoruz, siyasal hedeflerimiz doğrultusunda kuşkusuz. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız ilk kongrelerinde kademeli bir şekilde AK Parti'nin temel söylemini,
yaklaşımını, burada yeni koyduğu hedefleri ilk kongrelerine, katıldığı ilk kongrelerinde kademeli bir şekilde açıklayacak. Yani kongreler bizim için içe dönük, sadece kendi kadrolarımızı tazelediğimiz, takviye ettiğimiz bir süreç değil. Aynı zamanda tüm partimizin bakış açısını, siyaset dilini, siyaset pratiklerini, hedeflerini masaya yatırdığımız, iyi bir mutfak çalışması yaptığımız, bunun üzerinden de toplumun önüne işte 2023 AK Partisi bu dediğimiz bir süreç. Ömerleri bulabildiniz mi? Hatice'leri, Ömerleri. Şöyle Mehmet Bey, esasında bizim teşkilatlarımızda çokça Ömer'imiz, çokça Hatice'miz, Ayşe'miz var. Yani gerçekten de çok fedakar bir teşkilat, AK Parti teşkilatları. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, mahallelerde, sandıklarda, sandık başlarında bekleyen çok fedakar insanlar görürsünüz. Bunlar bir dava motivasyonuyla AK Parti siyasi hareketinin klasik bir parti hareketi olmasının ötesinde bir dava olarak adlandıran, böyle inanan, bu motivasyonla çalışan bizim binlerce arkadaşımız var, milyonlarca arkadaşımız var. Bunlar sözlerini eğip bükmeden, varsa bir yanlış söyleme cesareti olan, bir makam mevki derdi kaygısı gütmeden koşan koşturan, cebindeki parayı son kuruşuna kadar bu dava için harcama iradesini gösterebilecek binlerce arkadaşımız var. Çok ideal şeyden bahsediyorsunuz ama son dönemlerde bu dokunun değiştiği, artık bir davası, bir misyonu, bir ideali olan insanlar yerine bir de tabii iktidar partisi olduğu için iktidar nimetlerinden yararlanma, siyaseti bir tür zenginleşme ya da pozisyon tutma ya da siyasetin gücünü, iktidar gücüyle birlikte kendi ve etrafı lehine kullanma gibi böyle bir çerçevede sunabileceği şeyler duyuyoruz. Yani bu büyük bir haksızlık olur. Eski yani bu tür gibi... bu genellemeler çok haksızlık olur, inanın bana. Çok fedakar, yani kadınlarımızın arasında olağanüstü fedakar arkadaşlarımız var. Genç arkadaşlarımız, ana kademelerimizde. Yani ben çok sıkça teşkilatları dolaşan bir kardeşinizim. Yani sıkça teşkilatlarımızla bir araya gelmeye çalışan bir kardeşinizim. Yani her temas ettiğimiz yerde, inanın şöyle dokunsak AK Parti teşkilatlarında görev yapan isimsiz kahramanlara, bir tanesi kalksa 18 senelik öyküyü özetleyin, ne yaptınız siz desek ve anlatsa, bir kahramanlık destanı çıkar ortaya. AK Parti siyasi hareketi böyle isimsiz milyonlarca kahramanın ördüğü bir hikaye. Yani genel başkanımızın o dirayetli duruşu, doğru hedefler koyuşu, fedakar mücadelesinin arkasında milyonlarca kahramanın ördüğü bir hikaye de var. Bu motivasyon kurmuyor mu yani, anlamaya çalıştığım? Hiç kuşkusuz. Yani bir araya geldiğinde bizim arkadaşlarımız bir davayı paylaştıklarını, bir hiyerarşiden çok, bizi bir araya getiren en önemli gücün, kuvvetin, inandığımız değerler ve ilkeler, o ilkeler doğrultusunda siyaset yapmak olduğunu paylaşıyoruz sık sık. Ha şu var mıdır? Yani bu kadar büyük teşkilatın içerisinde yanlış olan insanlar var mıdır? Mutlaka vardır. Yanlışa bulaşanlar sonradan olabilir mi? Mümkündür. Bizim şöyle bir irademiz var. Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı bize. Biz hiç gözünün yaşına bakmayız. Birisi yanlışa bulaşmışsa eğer, yanlış derken biraz açalım mı bunu? Mesela, her türlü yanlışı kastedebiliriz. Bir ilçe başkanı, bir il başkanı hangi hareketleriyle bir sapma içine girmişse buna hemen müdahale ediyorsunuz. Hiç kuşkusuz. Yani bize ulaştığı anda müdahale etmek bu boynumuzun borcu. Çünkü o 2 milyon 200 bin pırıl pırıl tertemiz gayret gösteren insanın emeğini lekeleriz. Tabii. Cumhurbaşkanımızın geceli gündüzlü mücadele eden şu gayretli ve tüm dünyaya meydan okuyan, yedi düvele rağmen Türkiye'nin milli menfaatleri bunu gerektiriyor diyen heyecanını lekelemiş oluruz. Bu bize yakışmaz. Yani buna müsaade etmek de yakışmaz, göz yummak da yakışmaz, görmezden gelmek de yakışmaz. Kuşkusuz bu anlamda bir yanlış tespit ettiğimizde, yani birisi eğer
bir yanlışın içerisine girmişse... Örneklendirelim onu isterseniz. Yani toplumun, ne yapıyorsa... toplumun yanlış kabul ettiği her şey bizim için yanlış. Milletin gönlüne sinmeyen her şey bizim için yanlış. Bir kişi eğer yolsuzluğa bulaşmışsa, bir kişi eğer toplumun genel ahlakına muayir bir yanlışın içerisine bulaşmışsa, bir kişi eğer üstten bakar hale gelmişse bizim için, bizim temel ilkelerimiz ve değerlerimiz var. Bu ilke ve değerlerin dışarısında hareket eder hale gelmişse ya da bunlara bulaşmışsa, yani burada biz bir dakika tereddüt etmeyiz. Bu büyük mücadeleyi birkaç kişinin kirletmesine müsaade etmeyiz. Fakat büyük oranda bizim teşkilatlarımız inanın pırıl pırıl tertemiz arkadaşlarımızdan oluşuyor. Fakat tabii ki toplum değişiyor. Yeni arkadaşlarımız var. Biz istiyoruz ki AK Parti yelpazesi daha da geniş bir perspektife otursun. Onun için toplumun her kesiminden, her yaş grubundan, her sosyolojiden daha önce başka partilerde siyaset yapmış olsun ya da olmasın, toplumun teveccühünü kazanmış, ilkeli, prensipli, bizim ilke ve prensiplerimizi paylaşan herkes bu yapının içerisine girsin, bir katkı sağlasın. Çünkü Türkiye, Mehmet Bey, çok önemli bir virajdan geçti ve geçmeye devam ediyor. Çok ciddi bir mücadele veriyoruz tarihsel olarak biz. Yani şöyle sadece Türkiye Cumhuriyeti tarihi anlamında değil, şöyle gelenekten... 6-7 seneye bir gözümüzün önünden geçirsek... Bir, geriden alarak meseleye bir baksak, Türkiye'nin son yüzyıllarda yaşadığı sarsıntıların o perspektifi içerisinden baksak meseleye, çok önemli günlerden geçtik. Çok önemli badireleri atlattık. Çok önemli sınamalarda Allah'a hamdolsun başarıyla bunları geride bıraktık. Fakat tabii hem coğrafyanın hem dünyanın bugün içinden geçmekte olduğu şartlar sebebiyle bir statik değil, dinamik bir süreç yaşıyorsunuz ve her gün yeni bir sınamayla karşılaşıyorsunuz. Her gün yeni bir gelişme oluyor ve Türkiye artık öyle bir ülke haline geldi ki o her yeni sınamanın da size bir etkisi oluyor, bir pozisyon alıyorsunuz. Yani eskiden olduğu gibi Türkiye seyreden, yani dünya tarihindeki gelişmeleri izleyen, kıyıda kenarda duran, bazen bir kendisine göre gördüğü büyük bir ülkenin yanında hizalanarak, pozisyon olarak acaba kendimi koruyabilir miyim diye ürkek ürkek olayları izleyen bir Türkiye olmaktan, oyun kuran, pozisyon alan bir Türkiye'ye dönüştü ve döndü. Böyle zamanlarda, böyle dönemlerde, hele dünya düzeninin yeniden kurgulanmaya çalışıldığı, çok ciddi sınamalarla karşılaşıldığı bu dönemde, ilkeler anlamında da insanlık tarihinin adeta çok büyük bir sınamadan geçtiği böyle bir dönemde, Türkiye'nin pozisyon alırken çok özenli, dikkatli olması lazım. İşte evet. Böyle bir dönemde tabii biz siyasal motivasyonumuzda, teşkilat çalışmamızı da bu şemsiyeden, bu perspektiften yapma gayreti içerisinde oluyoruz. Peki şimdi bu süreçte mesela bir 31 Mart seçimleri oldu. İstanbul'da tekrarlanan seçimler oldu. Temel yaklaşımınız nedir? Mesela seçimleri kaybetmiş olan teşkilatları değiştirelim noktasında mısınız? Şöyle Mehmet Bey, biz yani seçim sonuçlarından ders alırız. Her seçim sonucundan. O seçimin sonunda emanet bize tevdi edilmiş olsa da olmasa da sandık sandık bakarız. Hangi seçmen grubu bize oy verdi? Hangi seçmen grubu yaklaşık olarak daha önce bize oy veriyordu ve bugün vermedi? Hangi seçmen grubu bize oy verme potansiyeli taşıyor ama biz bir eksiklik yapmışız, demek ki kendimizi anlatamamışız, oyunu alamamışız? Bunların hepsini tahlil ederiz, sandık sandık tahlil ederiz. Genellemeler üzerinden ve sonuçlar üzerinden değil, böyle rasyonel, sandık sandık detaylarla çalışırız, uzun uzun yola çıkarak. Ve her seçimden, yani en başarılı olduğumuz seçim içinde bu geçerli. Yani konjonktürel olarak o gün dışarıdan bakıldığında evet AK Parti çok başarılı olduğu denilen seçim içinde bu masaya yatırırız.
burada temel eksiklerimiz nelermiş, neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık, neyi eksik bıraktık, bunu sorgularız. Çünkü şöyle inanıyoruz. Bu sorgulamalar yapıldı mı peki? Kuşkusuz. Ne yapacaksınız bu? Yani biz burada bütün yerel seçimlerin tamamıyla ilgili Türkiye'de iyi bir ders çalıştık. Cumhurbaşkanımıza da arz ettik. Başkan yardımcılığımız, yani konunun muhatabı olan teşkilat başkanlığımız, seçim işleri başkanlığımız, yani konunun muhatabı olan bütün birimlerimiz kendi çalışmalarını yapıp Cumhurbaşkanımıza arz ettiler. Peki, ayrı ayrı. Şimdi mesela İstanbul seçimi AK Parti açısından 23 ikinci seçimi kastediyorum, 23 Haziran'daki bir alarm verici bir sonuç. Yani birkaç ay içerisinde 800 bin oy değişimi oldu orada. Aradan 6,5 ay geçti. Bir herkeste bir beklenti. AK Parti, hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi, milletle inatlaşılmaz, dersleri çıkartacağız diye daha ilk günden açıklamalar olmuştu. Ama 6,5 ay geçti ve AK Parti'nin ders çıkartıp buna dönük çıkartılan dersler üzerinden adım attığını ya da atacağını gösteren bir işaret verebildiniz mi? Şöyle, yani tabii kamuoyu algısı açısından kamuoyu beklentisinin ne olduğunu belki tariflemek lazım. Yani burada eğer beklenti isimler üzerinden değişiklikler oluşsun ise bunlar çalışılır, değerlendirilir, arz edilir Cumhurbaşkanımıza. Vakti, zamanı geldi mi o değerlendirme yapılır. Ama bu daha önemli bir meselemiz var bizim. Biz biraz öyle bakarız. Bir de sonuçtan hareket ederek başarı tayini çok doğru bir şey değil. Bizim geleneğimiz açısından da doğru bir şey değil. Yani bir durum ortaya çıktığında burada kişilere bunu faturasını çıkartmak, yıkmak bir kolaycılık olur. Bize de yakışmaz. Daha temel bir şeye bakmamız lazım. Bu manada teşkilatlar ya da il başkanlarımız üzerinden hemen birilerine fatura çıkarmayı çok doğru ve sağlıklı olduğunu da düşünmüyorum doğrusu. Daha temel bir şeye bakarız. Sosyolojik bir kayma var mı? Toplumun beklentileriyle örtüşmüş mü bizim söylediklerimiz? Bir yerde eksik mi bırakmışız? Gidişata dair kızgınlıklar mı var? Kızgınlıklar mı var? Birikmiş bir bize bir mesaj var burada kuşkusuz. Bu mesajın sebebi ne? Yani kazansak da böyle. Bu mesaj muhatabı neresi? Bizim bir yaptığımız uygulamanın karşılığı mı vatandaş bir tepki veriyor ya da memnuniyetini ifade ediyor? Bunun üzerinden bir tahlil gerekir. İstanbul seçimleri bizim açımızdan son derece önemli seçimler. İstanbul da son derece önemli bir kent bizim yani için. Yani o 800 bin oyun neden yer değiştirdiğini, hangi sebeplere bağlı olarak yer değiştirdiğini tespit ettiniz mi? Mehmet Bey, orada tam 800 bin değil mi? Fark 800 bin ama oy değişimi tam öyle değil. Yani iyi çalıştık biz orada, iyi etüt ettik. AK Parti'nin bir önceki seçimlerde aldığı, bu arada şunu da ifade etmek lazım. Yani hem Ankara'da hem İstanbul'da biz biliyorsunuz meclis çoğunluğunu her iki kentte de AK Parti elinde bulunduruyor. Dolayısıyla bir yani yekpare bir kayıptan bahsetmek doğru olmaz. Bir kayıptan bahsetmek de doğru olmaz. Belediye başkanlığında başka bir tercihte bulundu vatandaşımız. Belediye meclisinde başka bir tercihte bulundu. Bunu çalışmamız lazım bizim kuşkusuz. Çalışıyoruz da. Burada seçmenimizin bize ne söylediğini okuma gayreti içerisindeyiz. Hem saha çalışmalarımız, hem yaptığımız anketler, hem bizim kendi tahlillerimiz, ekip arkadaşlarımızın, teşkilatlarımızın raporları. Dediğim gibi burada sandık sandık bir değişim var mı? Yapıyoruz. Bu değişimin sebebi nedir? Buna bakıyoruz tabii. Bunun üzerinden zaten kongre süreçlerimizde kademeli bir şekilde AK Parti'nin topluma ne söylediğini görmüş olacağız. Hem Cumhurbaşkanımızın ilk kongrelerimizde yapacağı konuşmalarda hem de bizim kademeli bir şekilde toplumun önüne çıkarken söylediklerimizde. Evet. Peki genel atmosfere baktığınız zaman biraz böyle
Memnuniyetin yerini memnuniyetsizliğin aldığı, huzurun yerini huzursuzluğun aldığı ve bir atmosfer AK Parti ailesinde diyeyim ben, AK Parti teşkilatlarında ya da toplumdan AK Parti'ye yansıyan atmosfer anlamında bunu görüyor musunuz? Şöyle Mert Bey, ben çok sık gidiyorum Anadolu'ya. Evet. Yani hemen hemen de her yere gidiyorum. Yani Karadeniz'e de, Doğu'ya da, Güneydoğu'ya da, Akdeniz'e de, Ege'ye de. Dün Afyon'daydım. Ondan önceki hafta Güneydoğu'nun illerindeydim. Ondan önceki hafta Karadeniz'deydim. Ve ilçelere gidiyoruz. Yani merkezlere değil. İlçelere gittiğimizde de sadece teşkilatlarımıza temas etmiyoruz. Çok geniş bir grup arkadaşımız da şu anda bizim sahaya gönderiyoruz. Onlar hiç teşkilatlara temas etmeden vatandaşın arasında dolaşıyorlar. Çok geniş bir ekip. Kim bunlar? Bunlar yani sıfat olarak? Bizim daha önce görev yapmış il başkanı arkadaşlarımızı kendi illerinin dışındaki illerde görevlendiriyoruz. Yani örneğin Manisa ilimize farklı illerde görev yapmış eski il başkanlarımızı, eski milletvekili arkadaşlarımızı biz böyle birbirlerinden habersiz onlarda 15 kişi gönderiyoruz. 15 ayrı rapor alıyoruz. Sokakta dolaşarak onlar bize bir projeksiyon çiziyorlar. Nabız alıyorlar. Nabız alıyorlar. Yani 15 farklı raporu da sonra çakıştırıyoruz. Bizim orada ilgili ilde koordinatör arkadaşlarımız var, teşkilat başkanlığımızın. Onların raporlarını alıyoruz. İl başkanlıklarımızın, ilçe başkanlıklarımızın gelen raporlarını alıyoruz. Sonra bunları çakıştırıyoruz. Yani ne çıktı oradan? Ne çıktı oradan? Ona bakıyoruz. Bu dediğim ben, anlamda bir atmosfer. Ben kendi gözlemim de böyleydi. Bir defa tüm Anadolu için söylüyorum. Müthiş bir heyecan var. Güzel bir heyecan var. AK Parti kadrolarının Türkiye'yi getirdiği noktanın ve bundan sonra taşıyacağı yerin çok daha güzel olacağına insanlar genel bir kanı bu. İnanıyorlar. Allah'a hamdolsun. Bunu görüyoruz. Toplumun umudunun ve ümidinin de çok taze olduğunu görüyoruz. Yeni jenerasyonu katarak da söylüyorum bunu. Yani genç arkadaşlarımızı katarak da söylüyorum. Dolayısıyla toplumda bir heyecanın var olduğunu bizim siyasal okumalarımızdan görüyoruz. Toplum çok tecrübeli ve çok büyük bir lider Türkiye'yi direksiyonun başında ve Türkiye'yi yönetiyor. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun kadrolarına olan güvenin artarak ben devam ettiğini görüyorum. Bunu 2023'teki seçimlerde göreceğiz Mehmet Bey. Yani bu çok inanarak söylüyorum. Çok tecrübeli bir kadro, AK Parti kadrosu ve milletimiz bunu görüyor, fark ediyor. Kuşkusuz son iki sene içerisinde bir türbülans yaşadı Türkiye. İçeriden kaynaklanan gerginliklerle değil, yani bölge denkleminin getirdiği bir bedel ödedi. Dışarıdan adeta, yani hatırlayın, daha yani şunun şurasında bir sene oldu dolar üzerindeki kur operasyonuyla. Yani bunu başka ülkeler, Rusya benzerini yaşadı. Merkez Bankası rezervlerini eritti. 5 senede kendisini zor toparladı. Türkiye bunu bir sene içerisinde tüm o atakları, dışarıdan gelen operasyonları savuşturmayı başardı. Daha 3. senesini, 4. senesini kutladık 15 Temmuz'u. Yani düşünebiliyor musunuz? Ülkenizi işgale gelmişler. Meclisiniz bombalanmış. İşte yüzlerce insanınızı şehit etmişler. Ve ondan sonra o hem yani sadece orduda değil bu hainleri tasfiye etmişsiniz. Büyük bir mücadelenin içerisine girişmişsiniz. Hemen akabinde dışarıdan gelen bir tehditle karşılaşmışsınız. Bir operasyon yapmışsınız. Askeriniz Suriye'nin içerisine girmiş. Çok başarılı tamamlamışsınız bunu. Sonrasında ikincisini yapmışsınız. Sonrasında üçüncüsünü yapmışsınız. Bir terör devleti sınırlarınızda kurulmak istenmiş, hazırlığı yapılmış, silah verilmiş onlar, silahlandırılmış size karşı. Provası yapılmış. Provası yapılmış. Yani, bunları, bunlarla olağanüstü başarılı bir şekilde mücadele etmişsiniz. İçeride terör örgütü hareket edemez hale gelmiş, tüm terör örgütleri.
Yani tüm bu türbülansların içerisinde siz her şeye rağmen, yani tüm bu ataklara rağmen birliğinizi, beraberliğinizi, huzurunuzu ve ekonomimizdeki güveni muhafaza edebilmişsiniz. Yani muazzam bir başarı diye varsa, düşünüyorum. Varsa memnuniyetsizlik varsa, kırgınlık, öfke, kızgınlık varsa bunları bu saydıklarımızdan bağımsız da düşünemeyiz anlamında mı söylüyorsunuz? Yani mutlaka bir türbülansın içinden geçti Türkiye. Fakat o gün de öyleydi, bugün de öyle. Son yerel seçimlerde de gördük bunu. Yani Cumhur İttifakı yani büyük şehirlerdeki belediye başkanlıklarındaki birkaç kaybın dışında Cumhur İttifakı'nın oy oranı %51 bandında. Yani bunları görmemiz lazım. Vatandaşımız evet, yani AK Parti kadroları doğru yerde duruyorlar. İnşallah Türkiye'yi büyütmeye devam edecekler. Benim çocuğuma iş bulacaksak, ekonomimiz büyüyecekse, aşımız artacaksa, refahımız artacaksa, özgürlükler anlamında Türkiye ilerleyecekse, kimliklerin kendisini ifade etme, kendilerini çok rahat bir şekilde bu ülkede yaşayabilecekleri anlamında bir güven tesis edilecekse, bunu yapacak kadrolar AK Parti kadroları. İnancını dün de koruyordu, bugün daha bir iştiyakla koruyor. Çünkü büyük bir sınamayı, çok büyük bir ustanın direksiyonda olması sebebiyle kazası belası atlatmış oldu Türkiye. Bu artık bu türbülanstan çıkıyor mu? Çıktı Türkiye. Çıktı. Peki yani, o zaman bundan sonrası için şimdi şöyle bir görüş var. Biraz önce kullandığınız ifadelerden yola çıkarak bu soruyu yönelteyim. AK Parti işte özgürlük alanlarını genişlettiği zaman, demokratikleşme adımlarının demokratikleşme gündemine döndüğü zaman, reform gündemine döndüğü zaman, adaleti güçlendirecek, hukuk devleti nosyonunu güçlendirecek adımlar attığı zaman oy alma kapasitesi de genişliyor. Çünkü bir merkez parti, herkesten oy alabilme kapasitesi olan bir parti ama bunun yolu da biraz herkese hitap etmekten herhalde geçiyor. Şimdi eğer o türbülanstan çıktıysa Türkiye, bir normalleşme, hani o 23 Haziran'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye İttifakı ifadesinde karşılığını bulan, bu alanlarda tekrar bir reform gündemine dönüş niyetiniz, arayışınız, kararınız var mı? Şöyle Mehmet Beyciğim, yani bir defa Türkiye tüm bu mücadeleleri verirken özgürlük alanlarını kısıtlamadı. Terörle mücadelesini çok büyük bir kararlılıkla yürüttü. Fakat biz toplumun hiçbir kimlik, hiçbir kendisini nereye ait hissederse hissetsin, hiçbir toplumsal tabanın, sosyolojinin kendisini özgürlüklerini kısıtlandığı bir süreci yaşamadık Türkiye'de. Bu da en büyük başarılardan bir tanesi bana göre. Kazanımların korunması. Aynen öyle. Yani burada asla geri adım atmaz zaten AK Parti. Yani biz vesayetle mücadele ede ede gelmiş, vesayetin her dönemde en ağır saldırılarına, ataklarına karşı hem milletimize giderek, başvurarak, onların iradesiyle o vesayet odaklarını geriletmiş, bir daha geri dönmeyecek şekilde bununla ilgili de kurumsal olarak çok ciddi düzenlemeler yapmış bir siyasi hareketiz. Tabii bunları hatırlamak lazım. Yani hemen olmadı bunlar. Belki bir dönüm noktasıdır 27 Nisan e-muhtırası. Hı. 27 Nisan e-muhtırası sonrası atılan her adım vesayetin kademe kademe gerilemesine sebebiyet verdi. Yani bürokratik oligarşinin, askeri vesayetin, toplum üzerinde küçük bir azınlığın kurduğu o yani merkezi zapt etmiş azınlığın kurmuş olduğu vesayet, bunların tamamını milletimizin de teveccühü ve desteğiyle AK Parti kademeli bir şekilde geriletti ve tamamladı. Şimdi başka bir boyuttayız. Dünyadaki vesayetle mücadele eder hale geldi AK Parti. Yani içeride siz bu manada örnek bir siyasi hareket olmasanız,
örnek bir ülke olmasanız, bu manada vesayetle mücadelenizde başarılı olamamış olsanız, dünyadaki vesayet sistemine bu kadar güçlü itiraz edemezsiniz. İtiraz ettiğinizde bir karşılığı da olmaz zaten. Ama bugün Türkiye dünyadaki vesayet sistemine itiraz ediyorsa ve bu dini, dili, ırkı, aidiyeti farklı olan insanlar tarafından bile dünyada bir karşılık buluyorsa, bunun sebeplerinden bir tanesi rasyoneliteye bakarak, yani Türkiye'deki toplumsal kesimlerin içeride kimlikleriyle barışmalarını, özgür olarak bu kimlikleri yaşıyor olabilmelerini, o gözlemi yaparak insanlar size evet dünyadaki vesayete itirazın bir anlamı var diyorlar. Onun için karşılık buluyor zaten. Fakat yeterli mi? Kuşkusuz yeterli değil. Yani biz ülkemizi çok daha iyi yerlere taşımak. Bu manada toplumun talepleri de değişiyor, sosyolojiniz de değişiyor, öncelikleriniz de değişiyor zaten. Karşılaştığınız şeyler de değişiyor. Yani dün internet çok önemli bir alan değilken bugün internetle ilgili bir düzenleme yapmanız lazım. O düzenlemeye yaklaşımın sizin özgürlük, güvenlik, temel prensipler, ilkelerdeki bakış açınızı da özetliyor. Vesayetin Türkiye'nin başına ördüğü çorapları Allah'a hamdolsun geride bıraktık. Onlar çözüldü Türkiye'de. Fakat yeni beklentiler var. Yani oluşan yeni mecralarla ilgili bir duruş geliştirmemiz lazım. Buna da en hızlı çözüm üreten, cevap veren, pozisyon belirleyen, ne söylediği, söyleyeceği yer belli olan siyasi parti AK Parti. Her alanla ilgili bu böyle. Onun için zaten sürekli kendisini yenileyen bir siyasi hareket AK Parti siyasi hareketi. Malum Adalet Bakanlığımız meclisimizden geçti. Yargı reform paketi çıktı. Şimdi ikincisi inşallah önümüzdeki günlerde gelecek. Ama bunlar çok güzel. Yani yargı reform paketi özünde de işte ifade özgürlüğü başta olmak üzere özgürlük alanlarını genişleten orada önemli atıflar var. Ama Sayın Adalet Bakanı'nın kendisi bile bazen uygulamalardan şikayet ediyor. Maalesef. Yani, bu kağıtta sadece yazılanla uygulama arasındaki çatışma bu çabanın da gölgelenmesine yol açmıyor mu? İşte burada bir mücadele vereceğiz hep beraber. Yani bu sadece inanın adalet sistemimizle ilgili değil. Yani Cumhurbaşkanımızın hep şikayet ettiği bir şey var. Yani Türkiye'deki bürokrasi AK Parti'ye ayak uyduramadı bir türlü. Yani yoksa biz çok daha hızlı mesafe almış olurduk. Çok daha Türkiye'yi ileriye taşımış olurduk. Bu sistem değişikliğini yapma motivasyonlarımızdan bir tanesi de buydu. Yani en önemli motivasyonumuz değil ama motivasyonlarımızdan bir tanesi buydu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber bir miktar daha bu anlamda bürokrasiyi hareketlendirdiğimizi düşünüyoruz. Daha da hareketlendireceğiz. Yani henüz bir sene oldu. Sistem oturmuş oldu. Büyük oranda eksikleri tespit edildi. Onlarla ilgili önlemler alındı. Fakat Türkiye'de sadece o alanda değil, başka alanlarda da. Yani bir teşvik paketi hazırlıyorsunuz. Örneğin somut. Evet. Bir teşvik paketi hazırlıyorsunuz. Teşvik paketindeki temel motivasyonunuz ne? Teşvik hangi kitleye vereceksiniz? O kitlenin mümkünse bundan istifade etmesini arzu ediyorsunuz. Fakat sonra sahaya gidiyorsunuz, bir bakıyorsunuz insanlarla konuştuğunuzda insanlar size ya bahsediyorsunuz işte böyle bir teşvik paketimiz var, bundan istifade edebildiniz mi? Yani şu gerekçelerle istifade, bir bakıyorsunuz bürokrasi arada kitlemiş, bir sürü ekstra şey koymuş. Sizin muradınız siyasi olarak yapmak istediğiniz şey bir takım şeyler tam olarak yansımamış. Bunları yaşıyoruz ama bunları da süratle aşarız diye düşünüyoruz. Yani dün Afyon'da işte sahada dolaşırken bir kahvede oturduk. Süt ikram ettiler orada süt üreticileri. Bizim Tarım Bakanlığımız, Tarım Hayvancılık Bakanlığımızın olağanüstü güzel teşvikleri var, olağanüstü güzel çalışmaları var falan. Orada vatandaş, küçük bir üretici sıkıntılarını söylerken öyle mi? Hemen işte ilgili bakanımızla, bakan yardımcımızla istişare ettik falan. Arada böyle ufak tefek şeyler olabiliyor. Ama bu anlamda da üzerine giderek bakanlarımızın ciddi bir iradesi var. Gerçekten öyle. Cumhurbaşkanımızın ciddi bir iradesi var.
Yani milletimizin bize ulaştırdığı her türlü konu, eğer bir yerlerde bir tıkanma varsa üzerine gitmek boynumuzun borcu toplum zaten. Toplum kabine değişikliği istiyor mu? Böyle bir şey tespit ettiniz mi? Doğrusu ben yani böyle bir beklentinin belki hemen seçim sonrası muhalefetin de bir miktar şeyiyle oluşmuş olabilir. Ama şu anda ben bakanlarımızın son derece başarılı olduğunu düşünüyorum. Sistemin çok yerine oturduğu kanaatini taşıyorum. Zaten bu doğrusu bizim meselemiz de değil, yani özellikle benim meselem de değil, ama ben sistemin iyi işlediğini, Türkiye'nin hem hedefleri anlamında, hedeflerine yürüme anlamında, büyüme anlamında, işte şimdi söylüyor Hazine ve Maliye Bakanımız, bir artık ivmelenme, yeni dönemde inşallah Türkiye'nin çok daha hızlı büyüyeceği, enflasyonla mücadelesinde hedefi de tutturduk. Yani hedefin daha iyisini tutturduk. 12 hedefliyorduk, daha altında geldi enflasyon. Bu sene enflasyonla çok daha ciddi bir mücadele vereceğiz. Dolayısıyla her alanda Türkiye'nin çok daha önüne hedeflerine yürüyeceği... 23 Haziran sonrası ortaya çıkan atmosferin değiştiğini mi düşünüyorsunuz? Yani negatif anlamda bir atmosfer vardı, bir AK Parti'de İstanbul'un kaybından sonra bir şok yaşandı. Yani 30 sene çok büyük hizmetler yapmışsınız. Ben İstanbul'da doğmuş büyümüş bir kardeşinizim. Yani İstanbul'a da aşık derecesinde İstanbul'u seven birisiyim. O kadar güzel, o kadar büyük hizmetler yapmışsınız. Yani İstanbul'u gerçekten dünyanın gözde şehirlerinden bir tanesi haline getirmişsiniz. Yaşayanlar açısından da, İstanbul'u ziyarete gelenler açısından da adeta İstanbul, yeni bir İstanbul cazibe, oluşmuş. Doğru. Bir cazibe merkezi haline gelmiş. Yani her şeyle, olağanüstü büyük hizmetler, dünyanın gıpta ile takip ettiği bir şehir haline gelmiş. Tabii orada her ne kadar mecliste çoğunluğu elde etmiş olsanız da, bu anlamda milletimiz teveccühü göstermiş olsa da, büyük oranda belediye, ilçe belediyeleri bizde olmuş olsa da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir başka partiye geçmiş olmasının bir hüznü oluyor tabii ki. Bu hüznü şimdi çok daha iyi anlıyoruz esasında. Mehmet Bey, bakın, yani hani girmek istemediğim bir konuydu ama yani bir İstanbullu olarak, bir İstanbul milletvekili olarak da başarısız mı buluyorsunuz? Olağanüstü olarak. Hem de. Yani tek meselesi meselesi İstanbul olmayan bir İstanbul Belediye Başkanı olabilir mi yani? Bugün tablo biraz böyle. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'la ilgili tek bir tane projesini duyabildik mi? Bu kadar zaman geçti. Hani çok hazırlanmıştınız. Tek bir açılışın kurdelesini keseceğim. Şöyle de bir hedefim var. İstanbul'a şunu kazandıracağım. Kültürde, sanatta, işte İstanbul'un değeri anlamında. Geçenlerde yaptı bir 6 ayın şöyle bir şey çıkaran bir şöyle bir şey yaptı. Biliyorsunuz Mehmet Bey. Şimdi temel atmama töreni yapıyorsunuz. Tam tersi yani. Tam tersini yapıyorsunuz. Var olan projelerle ilgili eleştirilerinizi sıralıyorsunuz. Yani ya bırakın siz var olan projelerle ilgili eleştirilerinizi sıralayacağınıza, ne yapacaksınız bir onu anlatın görelim. Aklınızda İstanbul olmayınca o zaman işte ortaya böyle çıkıyor. Halbuki bir İstanbullu olarak biz son şehrin 25 senesini yönetmiş belediye başkanları, işte Cumhurbaşkanımızdan itibaren ifade etmek gerekirse, İstanbul aşığı isimler tamamı. Yani gecesini gündüzünü İstanbul'a harcayan insanlar. Şimdi oradan seçimin ilk hafta sonunu başka bir şehirde tatil yapan bir belediye başkanı profiline geliyor. Bu da üzülüyor insanı yani. Maalesef. Bu Haziran seçimden sonra hemen sonra İşte Bodrum'a yani, tatile gitmişti, işte, onu mu diyorsunuz? Aynen öyle. Gecesini yağmur sel olmuştu da onun üzerine hatta. Onun üzerine gelmek zorunda kalmış İstanbul'a. Yani önceliği İstanbul olan, İstanbul'la kurduğu ilişki bir gönül ilişkisi olan. Bakın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'la ilgili yaptığı bütün konuşmaların tamamında söylediği bir söz var. Necip Fazıl'ın o İstanbul şiirini okur malum. Ana gibi yer olmaz. Aynen öyle. İstanbul gibi yer olmaz. Ağlayanı, güleni şöyle dursun. Ağlayanı bahtiyar. Bu bir aşk ilişkisi ve hep söyler. İstanbul benim aşkım, aşkım da aşkım.
Bu başka bir ilişki kurma biçimi. Böyle ilişki kurduğunuzda İstanbul'la, bu kentle, o zaman hizmet etme motivasyonunuz... Ama işte İstanbullu da alınca elinizden, demek ki onun da bazı sebepleri varmış. Bunu da herhalde AK Parti'nin kendi öz eleştirilerini, tabii, kendi onu değerlendiriyoruz. Çıkarması elbette gerekir. Peki, şimdi daha önce AK Parti içinde, AK Parti'nin hükümet olduğu dönemlerde üst düzey görevler almış isimlerden ayrılanlar oluyor. Ayrı parti kuranlar oluyor. Yeni parti işte kuruldu, kurulacak falan. Bunlar derken kuruldu. Bir tanesi kuruldu, Gelecek Partisi. Bir Sayın Ali Babacan da bu ay sonuna kadar galiba kurmuş olacak o da. Bunlar ana gövdeden kopan parçalar değil mi? Bunlar canınızı acıtmıyor mu? Bunlar yani AK Parti'nin üçe bölündüğü anlamına geliyor mu? Ne dersiniz? Mehmet Bey, birincisi kendi kızgınlıklarını, kendi ihtiraslarını, hırslarını hakikat diye toplumun önüne sunanlar asla başarılı olamazlar. Bu toplum hakikatin nerede olduğunu, hikmetin nerede bulunduğunu hep bugüne kadar görmüş, sezmiş. Kendi o bütün seyri seferinde Türkiye'nin pozisyon alışları, o pozisyon alışlardaki zamanlamaları tamamını görmüş ve gereğini yapmış. Ben doğrusu bu mesele bizim çok gündemimizi işgal etmiyor. Çok biz kendi işimize bakıyoruz, kendi önümüze bakıyoruz. Bizim önceliklerimiz var, yapacak çok işimiz var. İşte bakın şimdi şu son inanın yerli arabanın oluşturduğu heyecan, bu arada Anadolu'da gidince tekrar bir kere daha görmüş olduk. Yani tekrar evet Türkiye başarır, en iyisini yapar. Yani biz bunu, kendi gündemimize tamamen buna biz tamamen buna konsantreyiz. Yani çünkü yapacak çok işimiz var. Yani 2023 hedefleri diye bir hedefler silsilesi koymuştuk toplumun önüne. Bunu 2053-2071 diyor Cumhurbaşkanı. Bunlar muazzam perspektifler. Türkiye ilk defa AK Parti ile tanıdı bu kadar uzun hedef koyabilecek iradeyi, siyasi iradeyi ve ufku. Ve çok rasyonel şeyler bunlar. Yani mutfakta iyi çalışarak koyuyorsunuz, toplumun önüne böyle çıkıyorsunuz. Yani bu manada bu irade, bu cesaret, bu ufuk, bu vizyon, bu perspektif işinize konsantre olup çok çalışmayı gerektiriyor. Toplum size bir şey söylediğinde eksiğiniz, hatanız varsa, ki biz bunu seçimlerde görürüz, orada notlarınızı alıp o anlamda da gereğini yapmanızı gerektiriyor. Toplum size bunu söylüyor. Biz de yapıyoruz. Temel motivasyonumuz bizim şu anda inanın çok işimiz var. Önümüzde 2023 seçimlerine kadar işte 3,5-4 senemiz var. Biz diyoruz ki böyle hem hükümetimiz çok olağanüstü bir gayretin içerisinde, parti teşkilatlarımız öyle. Cumhurbaşkanımız geceli gündüzlü çalışıyor zaten. Allah razı olsun. Biz işimize bakıyoruz. İşimize bakalım. Tamamen işimize bakalım. Aklımız orada değil diyorsunuz, öyle mi? Tam olarak böyle. Peki. Şimdi erken seçim, o cevabınızı biliyorum aslında. Erken seçim olacak mı diye sorsam hemen yok diyeceksiniz. Şöyle formüle ederek sorayım. 2020 içerisinde bir Türkiye'de bir şekilde erken seçim şartlarının oluşacağı yönünde bir takım tartışmalar var. Ya da seçimlerin 2023'e zinhar kalmayacağı şeklinde, hani şöyle bir kulak kabarttığımız zaman sağa sola, televizyon programlarının birçoğunda erken seçim, yani bugünden böyle bir, yani bunun böyle bir tartışması bile yapılıyorsa buna dönük bir hava, bir esinti, şey var. Oluşturulmaya çalışılıyor. Evet, yani demek belki ki konuşturuyor kendisini dersiniz. Yani şöyle bir defa 2020 senesi bizim kongre yılımız. Yani önceliğimiz kongremiz. 2020 yılında biz büyük kongremizi 2021'de yapacağız. Bir kongre yılında bir partinin aklının ucundan bile geçmez. Yani önceliklerimiz bambaşka bizim.
hiç zerrece yani seçimi bir, hazırlanmamış bir parti anlamına gelir. Kongresini yapmamış ki, bir parti yani anlamına. Hiç zerrece böyle bir gündemimiz olmamış. Hiç böyle bir tartışma olmamış doğrusu. Yani aman seçimi erken mi alsın, hiç yani AK Parti'nin hiç gündeminde olmayan bir şey. Kaldı ki AK Parti geleneği yani Cumhurbaşkanımızın temel çizgisi hep şu olmuş. O oldu. Bize millet sık sık önüme gelin diye emanet etmiyor geleceğini. Bize iş yapın diye bir zaman veriyor. O konuda evet Sayın Cumhurbaşkanı yani çok net bir duruş hep oldu aslında. Bu zamanı, bize şu kadar süre verdi bunu kullanın millet. Yani biz buna aksini zaten millete bir saygısızlık olarak görürüz. Yani vatandaş size iş yapın diye bir zaman veriyor, bir mühlet veriyor. Biz burada ilişkiyi minnetle kurarız. Yani böyle Ankara'nın böyle karanlık odalarındaki böyle fısıltılar falan inanın ne gündemimizde var, ne öyle bir şeyimiz var. Yani yapacak çok çok işimiz var. Hedeflerimiz var. Yerli arabamızı yapacağız. Kanal İstanbul'umuzu yapacağız. İnşallah ekonomimizi çok daha büyüteceğiz. İşimizi, aşımızı arttıracağız. Bu anlamda önümüzdeki inşallah her sene Türkiye bir miktar daha ileriye gidecek. Her anlamda yapacak çok işimiz var. Peki. Yol haritası belli. Onun için hiç böyle bir gündemimiz yok. Yok yani. Peki. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte partide MYK, MKYK hep beraber her hafta aşağı yukarı toplanıyorsunuz. Bir bu ittifak çatısını, Cumhur İttifakı'nı genişletme arayışı var mı? Şu partiyi de yanımıza çekelim. Mesela bir de şöyle bir şey, İyi Parti bundan birkaç ay önce dedi ki parti sözcüsü üzerinden, eğer CHP bundan sonra HDP ile aynı bileşende olacaksa biz yokuz dedi. Onlar biraz eski ittifaklarıyla araya mesafe koydu. Dolayısıyla acaba İyi Parti de buraya gelir mi Cumhur İttifakı'na gibi sorular ortaya çıktı. Sizin böyle bir arayışınız var mı? Yani bu ittifak çatısını genişletme, Sayın Cumhurbaşkanı'nın zihninde böyle bir arayış var mı? Cumhurbaşkanımızın çok net bir tavrı var. Cumhur İttifakı, yani Milliyetçi Hareket Partisi ile olan ittifakımızı son derece önemsiyor Cumhurbaşkanımız. Türkiye çok çok önemli sınamalardan geçti, badireler atlattı. Ve burada Türkiye'nin milli menfaatleri ekseninde bir ittifak tesis edildi. Çok da önemli. Yani burada bu ittifakın hem parlamento çalışmalarında hem son yerel seçimlerde hem de 15 Temmuz'dan itibaren başlayan süreçteki gücü hamdolsun bizim bu sınamalardan başarıyla çıkmamıza da çok önemli bir etken oldu. Dolayısıyla bu ittifakı çok önemsiyor Cumhurbaşkanımız. Yani ne yapılırsa yapılsın, ne yapılırsa yapılsın, hangi dedikodu üretilirse üretilsin, bu ittifaka zarar asla ve asla verilmemesi hususunda bir temel yaklaşımı var. Şimdi yani İyi Parti'nin biz somut olarak pozisyonuna bakmak lazım. Bakın son Libya tezkeresi son derece önemliydi. Önce bir tereddüt ettiler, sonra yani, hayır oyu kullandılar. İyi Parti'nin sadece orada değil. Yani bir yandan HDP ile yan yana durmayın derken öte yandan her eyleminizde HDP ile yan yana duruyorsanız, eğer HDP'yi yan yana durmama iradeniz varsa, bu İyi Parti için tezkere söylüyorum, oylaması aynı bileşende olmak anlamına mı geliyor? Yani sadece tezkere oylamasında değil. Yani şöyle geriye dönük bakalım. Geriyi biliyoruz. Ben her kritik pozisyonlanışta, her kritik dönemde Türkiye'nin çok önemli, yani sadece ülke içi meselelerle ilgili de değil, çok önemli meselelerinde nerede duruyorsanız o ittifakın içerisinde kendinizi tanımlıyorsunuzdur. Yani söylemdeki arayışlarınızdan çok bu kritik zamanlarda nerede durduğunuz son derece önemli. Bakın son Libya tezkeresi çok önemli bir tezkereydi Türkiye açısından. Ve çok açıklıkla toplum önünde de tartışıldı, paylaşıldı. Cumhurbaşkanımız da çok net bir şekilde ifade etti. İlgili bakanlarımız çok net bir şekilde ifade ettiler. Burada Türkiye'yi bir kuşatma harekatı var.
Bu kuşatmayı kırdık, çok başarılı bir anlaşma imzaladık ve bu anlaşmayı muhafaza etmeniz lazım. Bu anlaşmayı muhafaza etmemiz için bizim zaman zaman yani evet, lazım. Bu bölgede siyasal bir netice almanız için, biz bunu Suriye'de görmüş olduk, siyasal bir netice almanız için zaman zaman askeri anlamdaki gücünüzü gösteriyor olabilmeniz lazım. Böyle bir realitesi var bölgenin. Dolayısıyla bu anlamda bir desteğe ihtiyacımız var. Bakın, Dışişleri Bakanımız muhalefet partilerine her tezkere öncesi yapıyoruz bunu. Tek tek gidiyor, bilgilendiriyor, gerekçelerimizi anlatıyor. Çok açık, somut, net, Türkiye'nin milli menfaatleri için son derece önemli bir yetki istiyorsunuz meclisten. Yani siz burada pozisyonlanışınızı yani... Ya şuna çok üzülüyorum Mehmet Bey. Yani buradan ona bağlayacağım ama. İnanın AK Parti'ye muhalif olmakla Türkiye'ye muhalif olmaya ayırmak lazım. Bazen muhalefet AK Parti'ye muhalif olmak adına Türkiye'ye muhalif hale geliyor. Onun için diyor ya Cumhurbaşkanımız, ya her şeyin yerlisini ürettik de şu muhalefetin yerlisine bir türlü şey bulamadık diye. Evet, yani temel bütün ülkeyi ilgilendiren konularda biraz daha ortak hareket edilmesi gereğinden söz ediyorsunuz. Kuşkusuz. Arzusundan yana. Aynen öyle. Yani o anlamda Libya tezkeresi önemli bir turnosu oldu diye düşünüyorum. Peki. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, yani %50 artı 1'i bulmak çok daha zorlaşmadı mı? Niye biz bu işe girdik demiyor musunuz bazen? Şöyle, eskiden, yani eski sistemde şöyle, AK Parti en kötü %40 bile alsa, %35'e bile düşse şeyin büyük partisi olurdu, yani bir koalisyonun. Doğru. Büyük parti. Bu böyle gelip gitmiyor mu bu sorular? Şöyle, bu bile esasında tabii ki yani ilk akla gelecek, sorulacak bu tartışmalar başladığında parti içerisinde mutfakta çalışırken. Kedi elimizle buraya getirdik. İlk söylenecek şey bu. Bunu bilerek böyle bir %50 artı 1 olmalı diyorsanız eğer, o zaman mesele işte tam da burada devreye giriyor. AK Parti siyasetinin pratiklerinin en önemli önceliğinin ne olduğunu da göstermiş oluyor. AK Parti siyasete bakarken, Mehmet Bey, Cumhurbaşkanımız bize böyle öğretiyor. Yani biz yanında yetişiyoruz siyasette de. Siyasete bakarken bir, asla parti öncelikleri üzerinden değil, Türkiye'nin öncelikleri üzerinden bakacaksınız. İki, asla kendi kişisel öncelikleriniz üzerinden değil, davanın öncelikleri üzerinden bakacaksınız. Bunlar çok temel prensiplerimiz bizim. Burada meseleye bakarken de AK Parti iktidarda kalsın ya da kalmasın, iktidar olsun ya da olmasın, hangi modeli getirirsek AK Parti uzunca yıllar daha iktidarda kalır önceliği değil, tam da bize yakışır şekilde, ilkelerimize yakışır şekilde, Cumhurbaşkanımıza yakışır şekilde, onun için bu millet çok seviyor Recep Tayyip Erdoğan'ı, Sayın Cumhurbaşkanımızı. Türkiye'nin ihtiyacı ne? Neye ihtiyacımız var? Gereği ne? Diyerek yapılmış bir değişiklik bu. Çok zor mu? Çok zor. Yani %50 artı bir oy almak, evet, bir ülkede inanın yani sahada dolaşan, oy isteyen, evet, vatandaşımızın kapısına giden, bu anlamda işte partimizin vizyonunu anlatan bir milletvekili olarak da söylüyorum. Çok kolay bir şey değil. Yani iki kişiden birisinin teveccühüne mazhar olmak. %52 oy alıyor Cumhurbaşkanımız. Bu o kadar büyük bir şey ki. Yani toplumun geniş bir kesiminin beklentilerini karşıladığınız manasına geliyor. Olağanüstü büyük bir şey esasında. İlk turda bu oyu alabilmek yani. Bu bile tek başına Tayyip Erdoğan ne kadar büyük bir lider olduğunu esasında gösteriyor. Fakat Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı. Önümüzdeki 50 sene karşılaşabileceği temel sıkıntıları hem istikrar anlamında hem milli güvenliği anlamında karşılaşabilecek sıkıntıları bertaraf etmiş oldu. Sistemin pratikliği anlamında, sistemin hızlı işleyişi anlamında
büyük bir dönüşümün altını doldurmuş olduk. Peki. Türkiye'yi önceleyerek. Bir 5 dakikamız kaldı. Şimdi sorular da geliyor. Tekrar kendi teşkilat başkanı sıfatınızla ilgili olarak soru ve kongre süreciyle ilgili olarak mesela bu yeni teşkilatları seçerken 31 Mart sonuçlarını mı baz alacaksınız? 31 Mart'ta seçimleri kaybeden ya da hani kaybedersin de hani İzmir'de seçimi kaybetmenin faturasını belki oranın teşkilatına çıkarmak ne kadar doğru bilmiyorum. Yani oyların belirgin bir şekilde düştüğü AK Parti'nin seçim sonuçlarında belediye başkanlıklarını kaybettiği, bunları değiştirerek mi hareket edeceksiniz? Gelen sorularda bu var mesela. Bir defa bizim bir fatura çıkarmak gibi bir yaklaşım, bunu doğru bulmayız Mehmet Bey. Burada bütün teşkilatlarımız ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler, gösteriyorlar. Bir de sadece seçim dönemindeki performansa ve seçim sonuçlarına bakarak da bir değerlendirme yapmamız sağlıklı olmaz. Biz bir sürece bakıyoruz. Tabii yani görev verdiğimiz andan itibaren, çünkü AK Parti seçimde çalışan bir siyasi parti değil. Yani bugün gidin AK Parti teşkilatlarına toplama bakıyorsunuz. Tabii yani hangisine giderseniz gidin sabahtan ışıklar açılır, gecenin geç vakitlerine kadar orada bir hareket vardır. Oraya vatandaş gelir gider, teşkilat mensuplarımız gelir gider, arkadaşlarımız orada mutfak çalışmasını yapar, sahaya çıkar. Yani bugün için söylüyorum. Daha seçime 4 sene var. Bugün için söylüyorum. Yani bugünden seçim biter. Biz 3-5 gün dinlenir arkadaşlarımız. Sonra hareket yine başlar. Yani önce bir seçim değerlendirmesi yapılır. Çok hızlı bir şekilde bir detaylı etüt çalışma yapılır. Ders alınır. Öncelikler belirlenir. Yol haritası çıkartılır. Çalışma aynen devam eder. Dolayısıyla daha sadece seçime, yani o çok bir, tabii seçime bakarak yapacağımız bir değerlendirme değil. 10 milyon 500 bin üyemiz var dediniz. 10 milyon 400 bin. Evet. 10 milyon 400 bin. İstifa edenler olduğu söyleniyor. Yani AK Parti'den son dönemde. Doğru mu? Şöyle, Mehmet Bey, bizim bugün için söylemiyorum. Tabii 10 milyon 400 bin üyeniz varsa, bu 10 milyon 400 bin üyenizin arasında iş başvurusu sebebiyle, yani memur olan memur oluyor. Ha. Biliyorsunuz siyasi partiler kanunu gereği ayrılmak zorunda kalıyor. Ya da devlette iş başvurusu sebebiyle mülakat öncesi ayrılmak zorunda kalıyor gibi. Yolay yani, değil kastım tabii. Yani evet, kızlığı bu, için ayrılanlar bir sirkülasyon olur bizim. Için. Yani 10 milyon 400 bin içerisinde bizim yıllık bir sirkülasyonumuz vardır her sene. Geçen sene de böyle miydi mesela? Böyleydi. 10 milyon 400 bin miydi yine geçen sene? Yok, arttı üyemiz. He. Yani bizim üye doğru trendimiz... Doğru değil o zaman bu spekülasyonlar. Hayır, tam tersi. Bizim üye trendimiz yukarıya doğru. Yani bu da şöyle Mehmet Bey, bakın şu anda tüm diğer meclisteki siyasi partilerin üye sayısının toplamının 5 katı üyemiz var bizim. Tamamının toplamının 5 katı üyemiz var. 10 milyon 400 bin üye, 57 milyon seçmenimiz var bizim. Yaklaşık yani memurlar üye olamadığı için onları düştüğünüzde bu seçmenin içerisinde. Oy veren herkes. Seçmenin %20'si yani seçmenin %20'si üye yapmışsınız. Bu muazzam bir oran. Muhteşem bir oran. Yani ve bu trend de devam ediyor. Bu da AK Parti'nin hem umut olmaya devam ettiğinin hem büyümeye devam ettiğinin de göstergelerinden bir tanesi. Peki. Üyelerimizle ilgili bu dönem onu da ifade edeyim bu vesileyle. Önemli bir çalışma yapıyoruz Mehmet Bey. Biz üyelerimizi siyaset yapım sürecinin bir parçası haline getirmek istiyoruz. Genel Başkanımıza da arz ettik. İnşallah önümüzdeki dönemde açıklayacağız. Üyelerimizle AK Parti'nin karar alma mekanizmaları içerisinde yer alacaklar. Böyle bir model üzerinde de çalışıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben sağ çok olunuz. Teşekkür ederim. Size çok sağ olun. Ediyoruz. Çok keyifli. Size kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. İyi pazarlar. Efendim, Başkent Kulisi'nde 2020'nin ilk programını yaptık. Sayın Erkan Kandemir, AK Parti Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı konuğumdu. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.